bütün bu eleştiri ve tartışmaları da değerlendirebileceğimiz ölçüde bir konferans gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Konferans sürecinden sonra da kongre olacak. Bugünkü dünden beri yapılan konferansta çok verimli tartışmalar ve doğru tespitler var. Tespitlerimiz, sorun tespitlerini yapmakta başarılıyız. Önceki konferanslarda da bu böyle olmuştu. Ama tespit ettiğimiz sorunlu alanları dönüştürme konusunda zayıf kalıyoruz. Yeterli iradeyi fiiliyatta gösterme konusunda zayıf kalıyoruz. Umarım bundan sonraki dönemde tespit ettiğimiz sorunları çözme konusunda da ciddi bir irade göstereceğiz. Öncelikle eleştirilerden bahsedeyim. İşte Emek Özgürlük İttifakı ile yapılan ittifakın bizim bakımımızdan ortaya çıkardığı sonuçlar çok eleştirildi. Adaylıklar meselesinde yerelin iradesinin yeterince yansımıyor oluşu çok fazla eleştirildi. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kayıtsız koşulsuz Kılıçdaroğlu'nun destekleniyor olması ve buna ilişkin çağrı yapılması çok eleştirildi. Yeşil Sol Parti'nin parti kitlemize, halkımıza yeteri kadar anlatılmadığı, bu yüzden birçok oyun boşa gittiği üzerine tespitler yapıldı ki bunlar benim de bireysel olarak katıldığım ve doğru bulduğum eleştirilerdi. Bütün bunlar ötesinde örgütsel olarak ciddi yapısal sorunlarımız olduğu tespiti ve eleştirisi yapıldı. Tabii bütün toplantılarda bunlar tutanaklarla kayıt altına alındı ve sonrasında yapılan çalıştaylarda bunların tartışıldığı ve önlemler üzerine kafa yorulduğu söylendi. Tabii bunların asıl öz eleştirisi pratik yaşamda verilecek. Kongreden sonra başlayacağımız yeni süreçte sorun alanları üzerine nasıl pratik önlemler alacağımız, nasıl pratik çalışmalar yapacağımız bunun somut öz eleştirisi olacak aslında. Bunu yapamadığımız ölçüde bu kadar eleştirinin, önerinin yaşamda yer bulmaması bizi zayıflatacaktır. O anlamda bunlara ilişkin özel bir çaba göstermesi gerekiyor. Hem kadın örgütlülüğü alanında hem genel parti çalışması alanında bu eleştirilen alanlara ilişkin somut adımlar atılması gerekiyor. Kadın örgütlülüğü anlamında bir zayıflama olduğu tespiti var. Bunu güçlendirmek için ciddi, ısrarlı, somut kadın örgütlülüğü çalışması yapmak durumundayız. Yani önümüzdeki dönem daha ciddi, ısrarlı, inatçı bir kadın örgütlenmesi ve çalışması yapmamız gerektiği ve bunun bizim örgütsel anlamda büyütecek olan şey olduğu noktasına da hemfikir olduk. Çünkü bu bizi kadın örgütlü olarak güçlendiren şey aynı zamanda parti içindeki erkek egemen alanı da daraltan ve zayıflatan bir şey olacaktır. Çünkü kadın örgütlülüğü ve kadın etkisi azaldığında parti içindeki erkek egemen anlayış kendi alanını genişletiyor ve bizim alanımızı daraltıyor. Kadınların partiden uzaklaşmasını sağlayan şeylere dönüşüyor. Bunun önlemi güçlü bir kadın örgütlülüğü yaratmaktır diye düşünüyoruz ve bu konuda da konferansta hemfikir olunan bir noktaya gelindi.